Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde eskiyen sehpamı boyayacağım. Daha önce ekrana yansıttığım sehpayı boyamıştım. Bugün bir diğer eşini boyayacağım. Bu kez stencil olarak farklı bir desen kullanacağım. Diğer eşini boyarken rulo fırça kullanmıştım. Bunda normal yağlı boya fırçası kullanacağım. Fırçam 3 numara. Boya olarak akrilik boya kullanacağım. Daha önce boyadığım renklerin aynısını kullanacağım. Üzerinde birkaç şişik yer var. Oraları zımpara ile almaya çalışacağım. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Sehpanın görselini de sizlere yakından yansıtıyorum. Ne kadar deforme olduğunu görüyorsunuz. Mutlaka yenilenmesi gerekiyor. Zımparamdan şöyle küçük bir parça kestim. Sehpanın üzerinde şişmiş yerler var. Olabildiğince zımparalayıp şişikleri indirmeye çalışacağım. Tabii ki dümdüz bir zemin olmayacak. Ancak ne kadar indirgersem boyama işlemlerim o kadar daha iyi duracaktır. Sizler de yüzeyde herhangi bir sıkıntı varsa olabildiğince düzeltmeye çalışın. Eğer alerjiniz varsa ve çok toz çıkaran bir yüzeyi zımparalıyorsanız zımparalama işlemini lütfen açık alanda yapın veya odanızı havalandırarak yapın. Bu kadar zımparalama işlemi yeterli. Üzerini iyice temizleyeceğim ve boyama işlemlerine başlayacağım. İlk olarak ıslak mendil yardımıyla tozu alıyorum. Islak bez kullanabilirsiniz, ıslak mendil kullanabilirsiniz. Ardından da kuru bir peçete ile iyice kuruluyoruz. Hem de kalan tozları alıyoruz. Her zaman akrilik boyalarımızı iyice çalkalıyoruz. Ardından şöyle temiz bir tabağa boyamı alıyorum. Ben karton bir tabak kullanıyorum. Sizler dilerseniz plastik, hatta köpük tabak kullanırsanız daha iyi olur. Bir miktar su ile açıyorum boyamı. Şöyle bir bambu parçası ile karıştırıyorum. Boyanın akışkan olmasını sağlıyorum. Direkt uygulayabilirsiniz ancak boyanız kaygan olmayacaktır. Kaygan olması için bu işlemi yapıyorum. Çok fazla su almıyorum. Eğer çok fazla su alırsanız üzerine biraz daha boya ekleyin. Şu kısımdan başlıyorum. Olabildiğince bir kere de gidip bir kere de gelmeye çalışacağım. Bastırmadan hafif bir şekilde gidip geliyoruz. Fazla boya bırakmıyoruz. Boyamızı ne çok fazla alıyoruz ne de çok az alıyoruz. O dengeyi sağlamamız gerekiyor. Şöyle kenarlara da boya sürüyorum. İnce bir şekilde boyanızı uygulamaya devam ederken katların arasının kurumasına çok özen gösterin. Acele bir şekilde kurutmak istiyorsanız kurutma makinesinin soğuk kısmını ayarlayarak kurutma makinesinin soğuk kısmıyla boyanızı kurutabilirsiniz. Kurutma makinesinin sıcak tarafını kullanmayın. Kurutma makinenizin sıcak tarafı boyanıza zarar verebilir, boyanızı çatlatabilir. Birinci katımız kurudu. İkinci katımızın boya uygulamasını yapıyoruz. İkinci katı da bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra üçüncü katın uygulamasını yapacağım. Tekrar baştan başlıyorum. Üçüncü katımı uyguluyorum. Kenarındaki fazla boyaları da şu şekilde sürüyorum. Üçüncü katın boyama işlemlerini de aynı şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi boyamız artık oturmaya başlıyor. Bu katın da kurumasını bekliyorum. Ardından dördüncü katın boyamasına geçiyorum. Dördüncü kat boya uygulamamızı yapıyoruz. Boyam artık iyice oturdu. Son kat boya uygulamasını yapıyorum.
Son kat boyama işlemlerimi de tamamladım. Zımparaladığım yerlerdeki izler duruyor ancak ilk aşamaya göre daha iyi. En azından şişliği biraz sönmüş durumda. Üzerine stencil çalışmamı da yapınca harika bir şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi kurumaya bırakıyorum. Sizler de 1 saat, 2 saat, gerekirse bir gün kurumaya bırakın. Ardından stencil çalışmanızı yapın. Kuru bir yüzeye stencil çalışmasını yapmak daha sağlıklı olacaktır. Bu arada boya ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Ben bu boyayı en son diğer sehpamı boyarken kullanmıştım. Şimdi ikinci sehpamı boyarken kullandım. Yani yaklaşık bir kutu kadar boya gidiyor. Hatta biraz içinde kaldı bile. Aradan bir gün geçti. Sehpamı iyice kuruttum. Şimdi stencil uygulamasına başlıyorum. Şu şekilde sert uçlu bir stencil fırçam var. Stencil çalışmamı bununla yapacağım. Sizler dilerseniz şu şekilde sünger pompon onlar da kullanabilirsiniz veya bulaşık süngerinden bir parça keserek de bu işlemi yapabilirsiniz. Aynı işlevi görecektir. İlk olarak stencil'ımın konumunu belirliyorum. Bu şekilde iyi gibi. 9056 vizon kullanıyorum. Bir miktar yeterli olacaktır. Fırçama boyamı yüklüyorum. Boyamın fazlasını bu şekilde atıyorum. Fırçanın her yerine boya yüklediğimden emin oluyorum. Stencil uygulamasına başlıyorum. Stencil uygulaması çok basit. Fırçanızı eğmeden dik tutarak şu şekilde bir işlem yapıyorsunuz. Bütün boşlukları dolduruyorsunuz. Evet, her yerine uyguladığımızdan emin oluyoruz. Eğer açık renk gördüğümüz yerler olursa tekrar üzerinden şu şekilde geçiyoruz. Ve boyamız çok kurumadan stencil'ımızı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışmamız hazır durumda. Yarım saat kadar kurumasını bekliyorum. Ardından vernikleme çalışmasını da yaparak sehpamın boyama işlemlerini bitireceğim. Stencil çalışmam kurudu. Şimdi vernikleme aşamasına geçiyorum. Yarım at verniğimden bir miktar bir kaba döküyorum. İpek bir fırçam var. Verniklemeyi ipek fırçamla yapacağım. Sizler yağlı boya fırçası veya herhangi bir fırça da kullanabilirsiniz. Şöyle verniğimi kenara aldım. Fırçama verniğimi yüklüyorum. Ve baştan fırça izi bırakmadan vernikleme aşamasına başlıyorum. Yüzeye 3-4 kat vernik uygulayacağım. Sebebi de herhangi bir darbede veya sıcakta, soğukta yüzey zarar görmesin. Verniğiniz kenarları taşarsa şu şekilde elinize veya bir ıslak mendil yardımıyla temizleyin. Kuruyunca izini çıkaramazsınız. Hafif bir şekilde, çok fazla almadan, çok da kuru bırakmadan uyguluyoruz. Yüzeyde herhangi bir toz veya başka bir şey görürseniz anlık müdahale edin. Yarım saat kadar birinci kat verniğimin kurumasını bekliyorum. Ardından ikinci kat vernik uygulamamı yapacağım. Birinci kat verniğim kurudu. İkinci kat vernik uygulamama başlıyorum. Yanlara da vernik uygulaması yapıyorum. İkinci kat vernik uygulamamı da tamamladım. Yine 30 dakika kadar kurumasını bekliyorum. Ardından 3. kat vernik uygulamamı yapacağım. 3. kat vernik uygulamasına geçiyorum. 3. katın son kat vernik olmasına karar verdim. Çünkü yüzey yeterince parladı. Sizler de ihtiyacınıza ve görmek istediğiniz parlaklığa göre 3-4 kat uygulayabilirsiniz. 3. son kat verniğimi de uyguladım. Kurumasını bekliyorum. Ardından sehpamı monte edeceğim ve sizlere yakından göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sehpamı monte ettim. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Geçen sene boyadığım sehpayı da yanına getireyim. Bir de böyle göstereyim sizlere. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.